Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir cuma günü olmasını temenni ediyorum. Bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah. Rabbim bizleri nice mutlu, sağlıklı, huzurlu ve ibadetli bir şekilde cuma günlerine çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip bir müyesser eylesin inşallah diyorum. Bugün günlerden 3 Mayıs 2024 Cuma günü. Artık Trendyol 2023-2024 sezonunun bitmesine son bir ay kaldı. Son 4 mücadele. Bu 4 mücadelenin ilkini bu hafta sonu Galatasaray futbol takımımız kendi evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği mücadelede bu ilkini, yani 4 maçın biri tamamlanmış olacak. Geriye 3 mücadele kalacak. Çok önemli ve değerli bir mücadeleye çıkacağız. Şampiyonluk yolunda Galatasaray futbol takımımız, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü oynadığımız mücadelede Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda Adana'da sevgili izleyiciler, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etmiştik. Hem gol averajını kendi lehimize çevirdik, hem de gol krallığında Mauro Icardi zirvede yer aldı. 21 golle Edin Dzeko'yu gol krallığında geride bıraktı. Hem de Galatasaray artı 4 puan, Fenerbahçe'nin üzerinde 93 puanı bulunuyor. Fenerbahçe de 89 puanla. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışı ve rekabeti devam ediyor. Tabii ki de Galatasaray futbol takımımız hem gol krallığını ele geçirdi, hem de bir sezonda Süper Lig'de 15'te 15 galibiyet alan ilk takım oldu. Okan Buruk da geçen sezon 14'te 14 galibiyet alarak muhteşem bir rekor kırmıştı. Bu rekorunu hem egale etti, hem de bu rekorun üzerine koyarak devam etti. Gerçekten rekorların gecesi olmuştu geçen haftaki mücadele. Tabii ki de bu hafta oynayacağımız, kendi evimizde İstanbul'da oynayacağımız mücadelede bizler sevgili izleyiciler, pazar akşamı saat 19'da, yani 7'de oynayacağımız ve BeIN Sports ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak mücadelede, ilk mücadelede bir bir berabere kaldığımız Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceğiz. Demir Grup Sivasspor maçını da kazanarak 16'da 16 yapmak istiyoruz ve bununla birlikte artık Mayıs ayı Galatasaray'ın ayıdır dediğimiz bir döneme girdik. Yani Mayıs ayı içerisindeyiz ve Mayıs ayında Galatasaray Mayıslar bizimdir mottosuyla her zaman sezona başlar. Bu ayda Mayıs ayı olduğu için Galatasaray adına şampiyonluk ayı da diyebiliriz aslında. Çünkü Galatasaray'ımız bu 4 mücadeleden en az 3'ünü kazandığı takdirde, Fenerbahçe maçında berabere kalsa dahi 10 puan aldığı takdirde, yani 3 kere 3 9 artı Fenerbahçe'den 1 puan daha alırsak 10 puanla, yani 93 103 puanla şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz veya da 105 puanla da büyük bir rekor kırabiliriz. Ki düşünün, KPSS sınavlarında bile bir öğrenci 100 puan alırken çok zorlanıyor. Bizler bile EKPSS sınavından 90 puan alırken çalışarak alıyoruz. Tabii ki de burada hani Galatasaray çalışmadan 93 puan almıyor demiyorum. Elbette ki oyuncular antrenman yapıyor, çalışıyor, emek sarf ediyor, maçlarını kazanıyor, performans sergiliyor. Bunları kabul ediyorum ama yani şunu da söylemiş olalım. Yani bir öğrencinin normal bir ders sınavında, yani normal bir dersten girmiş olduğu sınavdaki almış olduğu puanı Galatasaray futbol takımımız bu sezon geride bırakabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani bir öğrenci sınavdan en fazla 100 puan alabiliyorsa, en fazla 100 puan alıyor. Yani bunu tabii YKS, LGS için bunları söylemiyorum. Onlar 500 puan üzerinden hesaplanıyor, değerlendiriliyor, ama normal bir sınav üzerinden Galatasaray'ın puanını ve hesaplamasını yaptığımızda muhteşem bir sezon yaşadığını, Galatasaray'ın muhteşem bir sezon geçirdiğini ve Okan Hoca'nın da çok başarılı bir teknik direktörü olduğunu istatistikler, matematik bizlere bir kez daha gözler önüne seriyor ve bizlere gösteriyor. O yüzden dolayı bizim Demir Grup Sivasspor maçında alacağımız galibiyet
Çok ama çok değerli ve önemli bir galibiyet olacak. Hem Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkaracağız ki Fenerbahçe bu hafta kazansa dahi eğer Galatasaray kazandığı takdirde yine geçemiyor. Yani puan anlamında Galatasaray yine bu haftayı lider tamamlama ihtimali var. Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali de var. Hani bu dört mücadele içinde yani artık Galatasaray'ın iplerinde tamamen şampiyonluk. O yüzden dolayı bu mücadele çok önemli ve değerli bir mücadele olacak. Galatasaray futbol takımımız kendi evinde 17 maçtır taraftar önünde kaybetmiyor. Muhteşem bir serisi var. Mauro Icardi bu sezon gerçekten tarih yazıyor. Hem Avrupa'da attığı goller hem ligde attığı goller gerçekten muazzam işler yapıyor. Ardından Hakim Ziyech son haftalarda artık o formunu yakaladı. Her maç gol atıyor. Attığı goller de ceza sahası dışından. Yani normal penaltı golleri veya normal kafa golleri de değil yani. Bu adam gerçekten harbi güzel goller atıyor. Ardından Mertens diyorsunuz. Adam 37 yaşında muazzam bir performans sergiliyor. Gençlere taş çıkartıyor adeta. Zaten Muslera'yı söylememe gerek yok. Bu adamın bir an önce Galatasaray taraftarı tarafından veya Galatasaray camiası tarafından nereye dikilecekse artık bir heykelini dikin. Ya buradan sesleniyorum Galatasaray taraftarına da Galatasaray camiasına da sesleniyorum. Muslera kadar ben hayatım boyunca muhteşem hem karakteriyle tamam daha iyi kaleciler de var işte bakıldığı zaman diyebilirsiniz ki işte Kurtova var, diğer kaleciler var. Bunlar hani Ter Stegen var, Alisson var, Ederson var. Yani bunlar var ama benim gözümde Muslera her zaman bir numaralı kaleci kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Adam Galatasaray'da tek başına 16 kupa kazandı ya. 13 sezonda yani 2011'den bu yanadır. 2011'den 2024'e kadar 13 senede toplam Muslera 16 kupa kazandı. Neredeyse hani burada kıyaslama yapmayı, karşılaştırmayı çok sevmem ama Türkçe'de karşılaştırma çok önemlidir. Fenerbahçe'den daha başarılı bir isim Fernando Muslera. Çünkü 10 yılda Fenerbahçe'nin sadece bir Süper Kupası var. O da geçen sezon aldığı Medipol Başakşehir'e 2-0 yendiği maç İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçlar Süper Kupayı almıştı. Onun haricinde bir kupası veya şampiyonluğu yok. O yüzden dolayı Muslera'nın kesinlikle bir heykelinin dikilmesi lazım bu konuda. Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Muslera'nın kesinlikle İstanbul'da bir yere evine veya Florya'ya veya da Rams Park'ın önüne muhakkak Muslera'nın heykelini dikin. Nasıl Fenerbahçe Alex de Souza'nın heykelini dikti? Siz de bu adamın heykelini dikin kardeşim. Bu adam hak ediyor. Bu adam gerçekten de aldığı paranın her kuruşu helal olsun. Gerçekten hak ediyor Fernando Muslera. Adam Galatasaray'da 500 maça çıktı ya. 500. 500. maçını bu sezon geride bıraktı bu adam. Bu adam 17 şutta kalesine gelen 17 şutun 16'sını kurtararak %99 kurtarış başarı yüzdesi gösterdi. 17 şuttan sadece bir gol yedi Muslera. Yani bu kadar mükemmel bir kaleci ben hayatım boyunca görmedim. Zaten Muslera'yı övsek videomuz tamamlanamaz. O yüzden dolayı kısa kesiyorum. Diğer bir duruma baktığımızda ise ben Galatasaray'ın Sivasspor maçını rahat kazanacağını düşünüyorum. Hani ne kadar Sivasspor işte Galatasaray'a burada engel çıkartmak istese de engel çıkartmak için İstanbul'a gelecek olsa da kendi evinde taraftarı önünde taraftarının da baskısıyla ben Galatasaray'ımızın taraftarımızın da o büyük desteği ve coşkusuyla oynayacağımız Fenerbahçe maçından önceki son iç saha maçımızda Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra Konya deplasmanına gideceğiz. Konya deplasmanını ligi tamamlayacağız. Zaten Fenerbahçe maçına kadar ben Galatasaray'ımızın şampiyon olacağına gönülden inanıyorum. Gönülden takımıma güveniyorum. Ve Demirgrup Sivasspor maçında Trendyol 2023-2024 sezonu 35. hafta mücadelesinde canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Bizlere zorlu ve bir o kadar da keyifli bir mücadele bekliyor. Bol pozisyonlu, bol gollü, güzel bir mücadele olmasını Demirgrup Sivasspor maçının temenni ediyorum. Ve öyle bir mücadele olacağına da inanıyorum ve güveniyorum. Özellikle Mauro Icardi'den bir gol bekliyorum her zaman olduğu gibi. Hakim Ziyech'ten bir gol bekliyorum.
Son haftalarda iyi işler yapıyor. Bence ilk 11'de hak eden bir oyuncu. Son 3 mücadelede 2 gol 1 asiste oynadığını söyleyebiliriz. Alanya deplasmanında muhteşem bir gol. Adana maçında muhteşem bir ceza sahası dışı golü. Ardından Penikspor maçında bir asist. Yani her maça artık skor katkısı sağlayan bir Hakim Ziyech görüyoruz. Ziyech'i izliyoruz. O yüzden dolayı ben Ziyech'i yine ilk 11'de bekliyorum. Ve Barış Alper Yılmaz'dan bir gol bekliyorum. Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'ten golleri bekliyorum. Diğer bir golü de Mert Aslan bekliyorum. Benim skor tahminim 4-0. Galatasaray'ın rahat kazanacağını, hatta ben kendi evimizde kolay kolay gol yiyeceğimizi de düşünmüyorum. Yani Demir Grup Sivasspor'da tamam Koyta gibi, Ray Manay gibi çok tehlikeli ve önemli silahları olsa da Galatasaray kendi evinde kolay kolay pozisyon verebilen veya işte kolay kolay gol yiyen bir takım olmadığımız için ben bu mücadelede rahat kazanacağımızı, en kötü belki bir gol yiyebiliriz ama benim skor tahminimde gol yiyeceğimizi hiçbir şekilde tahmin etmiyorum. Benim skor tahminim 4-0. Tabii ki de bu bir tahmin, bu bir görüş. Maçta başka oyuncular da gol atabilir. Yani Abdülkerim Bardakçı çıkıp da kafa golü de atabilir. Bu işler belli olmaz. O yüzden dolayı benim gönlümden geçen ve golleri atacak isimler benim gözümde bu kişiler ama tabii ki de Abdülkerim'in de diğer oyuncularımızın da elbette ki Torreira'nın da daha işte Kerem Aktürkoğlu'nun da gol atmasını elbette ki isterim. İnşallah atarlar. Benim skor tahminim 4-0. Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Bu videoyu bugün çektik. Normalde cumartesi günü çekip pazar günü Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımızı yükleyecektik ama ben videoyu bugün çekmek istedim. Erken çekmek istedim. Bu video en geç pazartesi günü, yani pazar günü veya pazartesi günü. Eğer pazar günü gündüz yükleyemezsem, yani pazar günü geceye kadar video yüklenmemiş olursa en geç pazartesi günü, pazartesi günü sabahı bu videoyu izleyebilirsiniz. Diyelim bu güzel hatırlatmamızı yaparak videomuzu tamamlayalım. Diğer bir hatırlatmamızı da yapalım. Öyle tamamlayalım. Böyle güzel ve özel. Trendyol 2023-2024 sezonu Galatasaray futbol takımımızın hafta hafta maçlarına özel. Bu şampiyonluk yolunda çok önemli ve değerli kritik maçlar öncesindeki özel sohbet videolarımızın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel 2023-2024 Trendyol sezonu Galatasaray futbol takımımızın maçlarından önce hafta hafta özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler ve de hayırlı cumalar diliyorum bütün Müslüman aleminin. Cuma günü mübarek olsun inşallah. Bu mübarek gün hürmetine bizlerin biliyorsunuz EKPS 2024 28 Nisan'da 2024 sınavı yapıldı. 23 Mayıs tarihinde 23 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor diye biliyorum. 23 Mayıs Perşembe günü de EKPS 2024 sınavının sonuçları açıklanacak. Sınav sonuçlarının hayırlı bir şekilde güzel puanlar şeklinde gelmesi için bizlere asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir cuma günü olsun inşallah. Bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.